harika hikaye, yeni atlaşma. Bunu başka kim yapabilir? Markos 5. bölüm. Yair İhsan'ın ayaklarına kapandı. Ona, lütfen evime gel, kızım ölüyor. Eğer sen ellerini üzerine koyup dua edersen iyileşecek ve yaşayacak, dedi. İsa Yair'in evine gitti. Oraya varmak uzun sürmüştü. İsa'yı görmek için birçok kişi yanına geldi. Gelenler arasında bir kadın vardı. Bu kadın 12 yıldan beri çok hastaydı. Bütün parasını hastalığı için harcadı ama daha kötü oldu. O kalabalıkta İsa'yı takip ediyordu ve İsa'nın giysisine dokundu. İsa'nın giysisine dokunur dokunmaz iyileşti. İsa kendisinden bir gücün akıp gittiğini hissetti. Kadınla konuşurken yarın evinden adamlar gelip "Artık çok geç, kızın öldü," dediler. Yair çok üzüldü. Yüksek sesle ağladı. İsa, "Korkma, iman et, çocuk yaşayacak," dedi. İsa öğrencileriyle birlikte Yair'in evine gitti. Evde çok insan vardı. Hepsi yüksek sesle ağlıyorlardı. Üzgün görünüyorlardı. Yair de üzgündü. İsa'ya, "Eğer daha erken burada olsaydın, kızım hayatta olacaktı. Kızım öldü," dedi. İsa, "Bu çocuk ölmedi. O uyuyor," dedi. İnsanlar İsa ile alay ettiler. İsa onlara, "Bu odadan çıkın," dedi. İsa çocuğun anne babası ve birkaç öğrencisiyle birlikte odaya girdi. İsa kızın elini tutarak, "Küçük kız, kalk," dedi. 12 yaşındaki kız hemen kalktı ve konuşmaya başladı. İnsanlar çok şaşırdılar. Yair çok mutluydu. Başka kim böyle bir şey yapabilir? İnsanlar şaşkınlık içinde birbiriyle konuştular.